Merhaba değerli izleyenlerimiz. Sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız Göcek Muçay Marina'dayız. Filifra konuk olduk. Yanımızda bayan kaptan da Filiz Hanım bulunmakta. Bakalım bize teknesiyle ilgili neler aktaracak. Filiz Hanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bir yoğun temponuzla bizi aradığınız için biz çok teşekkür ediyoruz. Evet, programımıza hoş geldiniz. Tabii ki her zaman alışılagelmiş bir durum değil. Bayan bir kaptanla beraberiz. Burada çok da güzel hizmetler var. Biraz sonra değineceğiz ama ben önce izleyicilerimize ben sizi tanıştırmak isterim. Tabii ki. Önce kendinizden, daha sonra teknenizin kuruluş öyküsünü, nasıl yaptığınızı, bu işi bize anlatır mısınız lütfen? Ben Filiz Yavuz, Filipur K Teknesi'nin kaptanıyım, aynı zamanda sahibiyim. Bu sektörde bir bayan olmasını çok istedim. Yıllarca erkekler hüküm sürdü. Dedim neden bir bayan olmasın ve Göcek'in ilk bayan kaptanıyım. 26 senedir bu işi yapıyorum. İlk mesleğim paraşütçü teknesi kullandım yıllarca ama son 7 yıldır da bu işi yapıyorum. Zevkle yapıyorum, gurur duyuyorum da. Peki, şimdi tabii ki çok da tekne var ama sizdeki farklı hizmetler de var. Birazcık anlatalım mı, hizmetlerimizi açalım mı? Neler bulmak mümkün sizde? Her tur teknesi gibi değilsiniz elbette. Değilim. Özellikle bir ev gibiyim. Gördüğünüz gibi halılarım, beyaz örtülerim, bir bayan teknesi. Öğlen yemeğim çok değişik. Açık büfem var. Taze yapılıyor, aşçım bayan. Özellikle bayan personel taşıyorum komple. Böyle bir özelliğim var bana göre. Yemekli bir şekilde. Kaçta başlıyor tur olarak? 10.30'da başlıyorum. 7.30'da en son ben yanaşıyorum. Peki nerelere götürüyorsunuz? Gidebildiğim her yere. Bütün koyları gezdiriyorsunuz. Bu civarda mı? Kaç saatlik toplamda turunuz? Valla sabah 10'dan akşam 7.30'a kadar sürüyor. Bu süre zarfında buraya gelenleri tercih edenler elbette hani sabah, öğle, akşam olmak üzere mi yemekten paylaşıyorlar? Sadece öğlen yemeği. Ama tolerans tanıyorum. Tabii ki bir şeyler getirdiyse çayıyla, kahvesiyle biz de servis yapıyoruz. Yapıyorlar. İlk Türk kahvelerini ben veriyorum bedava. Ama ikinci de parasını alıyorum. Peki aynı anda kaç kişiye burada yer verebilirsiniz? 30. 30 kişilik tekne var değil mi? Şimdi bakıldığında hizmet sektörü aslında ve hizmet sektörü çok zor zaten ama bu sizin sektörünüzde biraz daha önemli sanki. Hataya da mal yok çünkü can taşıyorsunuz içerisinde. Bu anlamda hizmet verirken Filiz Hanım nelere öncelik tanıyorsunuz, neye dikkat ediyorsunuz? Önce efendim? Can güvenliği, sonra teknenin güvenliği, en sonunda kendi güvenliği. Hijyen. Ve hijyen. Değil mi buradaki? Hijyen en başta. O günlük hiç aksatılmadan yapılan bir şey. Günlük örtülerim değişiyor, günlük halılar değişiyor. Her şey günlük değişiyor. Yemeklerinizde kaç çeşit yemek veriyorsunuz? 6 çeşit açık büfem var. Kabak mücverine kadar. Ondan sonra yoğurtlu mezesine kadar. Yanında tavuk ya da balık alıyorlar. Hepsi fiyata dahil. Harika. Peki bu fiyatlar da burada çok fazla ön yargılar ve spekülasyonlarla tabii ki var teknelerde. Fiyat politikanız nedir efendim? Ben en düşüğü ben götürüyorum. Şu an arkadaşlar 200'e giderken ben 150'ye gidiyorum. Çünkü benim için müşterinin daimi olması önemli. Yani para kaygısı olmadan müşterinin memnuniyeti önemli. Yani seneyi düşünmeyeceğim ben. Benim politikam bu. Ben senedeki müşteriyi düşünmeden. Belli kriterleriniz var mı içeriye yolcu alırken, yani götürürken? Hiçbir kriterim yok. Çocuğu olan, yaşlısı, ihtiyarı, genci, hepsi. Özel de aynı zamanda aynı zamanda özel de gidiyorum ama genelde özele döndüm ben. Özel daha güzel oluyor. Çünkü kalabalık turlarda sorun yaşanıyor şöyle. Siz eğlenmek istiyorsunuz, diğer grup eğlenmek istemiyor. Siz müzik istiyorsunuz, onlar istemiyorlar. Bu sefer ne oluyor? Bir sorun, arada da ben kalıyorum. Yavaş yavaş özele döndüm ben. Herkes aynı şeyde. Yani aile grubu da arkadaş grubu olması lazım. Evet. Herkes birbirine tanıdık olduğu zaman alıyorsunuz tekneye de. Peki birçok tekne var. Herkes de kendi kalitesinden, kendi hizmetinden bahsediyor haliyle ama siz peki diğer teknelerden ayıran özellik nedir Filiz Hanım? Niye gelmeliler size? Niye sizi tercih etmeliler? Fark bir ne? Bayan olduğum için. Titiz olduğum için. Yılların tecrübesi olduğu için. Güvenilir olduğunuz için. Ve yemekler de muhteşem olduğu için. Diğer kaptanlarımız da güvenli. Şimdi onlara yadırgamayalım tabii ki ama. Nedir? Biraz az kişi olarak azım. Yani kapasite olarak azım. Daha özelim. Bayanım. Çok hijyenim. Ve yemeklerim çok güzel. Peki sizi şu anda izleyen bayanlarımız tabii ki özeniyorlar elbette. Biz de her zaman da aslında hayalimiz kaptan olmak da böyle bir şey de tabii herkes ister ama bu sektöre adım atmak isteyenlere neler önerirsiniz? Valla birçok şey öneririm de şimdi o çok uzayacak. Bence denemeliler. Çok güzel bir meslek. Ben gururla yapıyorum. Şu an 5 bayan olduk Göcek'te. Dilerim bir 5 bayan daha oluruz. Destekliyorsunuz. Tabii ki. Her peki, zaman. Sezon olarak değil mi? Sezonluksunuz. Yaz kış değilsiniz. Sadece yaz sezonundasınız. Aynen. Ben sizi bundan birkaç yıl öncesine geri götürsem. Mesleğe ilk adım atmış olduğunuz zamana, bu tekneyi de almış olduğunuz zamana biz biliyoruz ki bir iş yeri kolay kurulmaz.
Hele ki sizin gibi sektörlerde çok zor durum. Hepimiz biliyoruz aradaki zorluğu yaşayan sizsiniz. Biz şu anda kuru güzel, çok da güzel, kütü kütü esen bir tekledeyiz şu anda. Bize kolay. Neler yaşadınız bugüne kadar? Neler değiştirdiniz ve şu anki noktaya geleceğinizi hayal eder miydiniz peki? Önce beynimi değiştirdim. Bir an kadınlıktan çıktım. Erkek olarak düşündüm. Ve öyle başladım bu işe. Abartısı söylüyorum, 3 yıl hiç kadın olarak düşünmedim kendimi. Bir erkeksin, bir erkek işi yapıyorsun. Asla bayan olamazsın. Gülmeyi unuttum. Kısacası. Tabii ondan sonra birçok şey değiştirdim. Öncelikle beynimi yeniledim. Neler yapmalıyım, neler yapabilirim, neler yapamam. Onları bir analiz ettim. Ondan sonra da bu işe başladım. Tabii ki çok ağladığım zamanlar oldu. Onlarla, erkeklerle yarışmak bayağı bir zor. Ama aştım. Örneksiniz aynı zamanda tabii, evet. Bir bayan olarak da. Peki bu kadar araştıran, gözlemleyen, yenilikler katan ve sürekli kendimi yenileyen bir bayan ve tabii ki Flipper'ın da sahibi olarak da soruyorum. Var mı peki farklı teknede almak gibi, farklılaştırmak, büyütmek gibi? Tabii hayalim bir motor yat almak, bayan turu yapmak. Özellikle kapalı bayanlarımıza çok önem veriyorum. Şimdi biz açık bayanlar her yerde bir şekilde denize girebiliyoruz ama kapalı bayanlarımızın birçok mağduriyeti var. Benim şu anki amacım onların mağduriyetini gidermek ve özenle yapıyorum. Farklılaştırmak. Farklılaştırmak ve bu şu an günübirlik. Mesela sabah getiriyorum, akşam bırakıyorum, bunu yatılıya çevirmek. Gece de benimle olsunlar. O denizin gece, tadını gece de çıkarsınlar. Siz tamamen böyle insan odaklı olarak çalışıyorsunuz. Yani iş olarak düşünmüyorum. Bunun ilerisini nasıl getirebilirim mi? Odaklıyım. Sürekli yenileniyorsunuz. Yani evet. Hayal hedef bitmiyor sizde. Bitmiyor. Peki efendim, tabii başarı tesadüf değil. Siz konuşurken anlıyoruz. Elbette ki başarı yalnız da olmuyor. Ekip de var arkada. Aynen. Kaç kişisiniz efendim toplamda? 3 bayanız. Bir de erkek personelim var. O part time olarak çalışıyor. Ama daha çok bayanlardan. Ama bayan ağırlıklıyız. Onu da söyleyelim buradan. Aşçımız, gemicimiz hepsi bayan. Peki, son olarak da sizleri destekleyen, burayı tercih eden müşterilerinize, izleyicilerimize, siz şu anda görüp hizmet almak isteyenlere son sözleriniz nelerdir Filiz Hanım? Bekleriz Göce'yi. Bir de Göce'yi tatsınlar. Tatsınlar ve size mutlaka uğrasınlar. Mutlaka. Tura gelsinler değil mi? Tur da demeyelim, en azından bir kahvemi içsinler. Harika, sizi tanısınlar mutlaka. Aynen. Çok şey kaybederler, tanımazlarsa evet. Bize buradan ekleyelim efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Keyifli efendim. Sohbetinize vermiş olduğunuz değerli bilgilere, hem Göce'ye hem Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ediyorum. Ve farklı hizmet anlayışı için de umarım uzun yıllar boyunca Kafir Fırın ismini duymak dileğiyle. Hoşçakalın efendim, başarılar. Evet değerli izleyenlerimiz, Filip Uyka'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka firma ve şehre kadar hoşçakalın.